Çok enteresan bir lens ile karşınızdayım sevgili dostlar. Yani eğer portre lensi diyorsanız full frame için bu olabilir. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün size yine Samyang'ın bir lensini tanıtacağım. Tez Elektroniğe ve sevgili Oğuz kardeşime bu lensi incelemem için bana ödünç verdiklerinden dolayı teşekkür ederim kendilerine. Daha önceden belirttiğim gibi, defalarca da belirttiğim gibi bu alışverişte, daha doğrusu bu değiş tokuşta herhangi bir para değiş tokuşta gerçekleşmedi. Herhangi bir sponsorluk da yok bu konuda. Fikirler tamamen bana aittir. Tez Elektronik ve Oğuz da bu videoyu sizlerle beraber aynı zamanda keşfedecekler. Bahsettiğim lens, sevgili dostlar, Samyang'ın 135 mm'lik bir lensi. Şimdi diyeceksiniz ki 135 mm nasıl bir açıdır bir birader? Yani nerede kullanırsın ki bunu yani? Geniş açı desen geniş açı değil. Telefoto, ama telefoto da uzun bir telefoto değil. Şimdi sevgili dostlar, portreciler arasında iki ekol vardır. Bir tanesi 85 mm'ciler. Diğeri de benim gibi 135 mm'ciler. Şimdi beni Fuji Film'den seyredenler çok iyi bilir ki ben Fuji Film'de bunların emsali olan 56 ve 90 mm lensleri var. Ben hiçbir zaman 56 mm satın almadım ama 90 mm'yi satın aldım. Ve gerçekten müthiş bir performans lensi, müthiş bir portre lensi. Ha evet, tabii ki sıkıntıları var, dezavantajları var çünkü dediğim gibi 90 mm'nin karşılığı 135 mm'ye denk geliyor ve bu da telefoto sınıfına giriyor ama yani bokeh müthiş. Ha şimdi diyeceksiniz ki şimdi abi ya Samyang ya bu alt tarafı ya Sony'ninki yok mu? Var. Var da 3 misli fiyatına var. O bir. İkincisi ya Samyang o kadar performans aleti midir? Bir şey söyleyeyim size arkadaşlar, bu lens de çok samimiyetle söylüyorum. Hani GM'e ayıp olmasın diye belki demeyeceğim ama en azından bir G kalitesini, keskinliğine sahip. Sevgili dostlar, bu lensin üzerinde bir kere bu lens ağır ve büyük bir lens. Yani ben ölçülerini ya da ağırlığını şu anda ezbere bilmediğim için bunları muhtemelen ekrana kaydederim. Bu lensin üzerinde kocaman bir ve çok da güzel bir fokus çarkı var. Onun haricinde atanabilir bir tane fonksiyon tuşu var. Şurada klasik M1 ve 2 M2 çarkı var. Dolayısıyla bu M1'de buradan manuel fokus ayarlıyorsunuz. M2'ye getirdiğiniz zaman da diyafram ayarlıyorsunuz. Onunla bitmiyor. Şurada göreceğiniz gibi bir de fokus mesafe tuşu. Fokus mesafe tuşunda sevgili dostlar full var. 69 santimetre ile 2 metre arası ve sevgili dostlar eğer ki daha uzaktan çekecekseniz 1,5 metre ile sonsuza ayarları var. Ve bunları koydum bir kenara. Filtre gördüğünüz gibi bayağı büyük kocaman bir camı var. Yani çok da güzel bir şey koruması var. Havaya ve suya karşı dayanıklı bir koruma var. Yani her şeyle çok sağlam bir lens sevgili dostlar. Eğer ki bu aralığa sahip olmak istiyor ve GM'lere falan çok büyük para vermek istemiyorsanız ben kesinlikle benim size tavsiye edeceğim lenslerden bir tanesi. Şimdi bu lens aralığını, yani daha doğrusu bu açıyı, bu odak açısını video için kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilemem ama videodaki performansını da çok beğendim ama esas ben fotoğraftaki performansını çok beğendim. Şimdi ne yazık ki böyle sürekli portre çekimi yapabileceğim benim öyle genç, güzel, suratlı falan kimse yoktu. Yengenizin bir tane portresini çektim ama onun haricinde bana poz veren bol miktarda ördek çektim. Gelin onlara bir göz atalım.
fotoğrafları beğendiniz mi? Şimdi ne var biliyor musunuz? Yengenize o kadar keskin ki yengenize kavga etmemek için yengenizin yüzünü maskeleyip birazcık clarity'yi azaltmak zorunda kaldım ki o kırışıklıklar ya da defolar falan surata çıkmasın diye. Ama ondan önce hiçbir şeye dokunmadım. Ördeklerde gördüğünüz keskinlik müthiş bir keskinlik. Yani bu lens inanılmaz bir lens. Şimdi inanın bu lensi ben belki de satın dahi almayı düşünebilirim. Çünkü zaten Fujifilm'den bilirsiniz beni. Ben 90 milimetreciyim. Yani her zaman da kullanacağım bir lens olmayacağı için, olmadığı için yani çok daha ucuza koleksiyonumda dursun, çantamda dursun, olur da güzel portre seansları yapmak istersem kullanırım diye satın almayı gerçekten düşündüğüm bir lens. Şimdi bu lens kimin için? Sevgili dostlar, valla bu lens dediğim gibi çok kaliteli, çok keskin fotoğraflar isteyen, 135 mm gibi enteresan bir telefoto açısı. Daha doğrusu hani 70-200'ünüzün karşılığı değil belki ama hani ikisinin ortası, biraz geriye gidersiniz, biraz ileri gidersiniz. Yani 70-200'ü falan kapsar gibi. Gırgır bir yana. Sevgili dostlar, eğer ki çok sağlam bir portre lens istiyorsanız, çok para vermek istemiyorsanız, otofokusu son derece güvenli, hızlı, sessiz. Valla söyleyecek fazla bir şey yok yani, bu lens alınır. Ben size şiddetle bunu bu lensi tavsiye ederim. Dediğim gibi bir tek kusuru var. Tabii bu kadar kaliteyi sağlayabilmek için de bu lensi epey bir ağırlaştırmış vaziyetteler. Şimdi cam elemanları, mam elemanları falan filan, onların hepsini zaten daha önce yazmıştım ben size. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Sağlık ile kalın, huzur içinde kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.